Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz, İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Doğu Türkistan'da neler yaşandı, Doğu Türkistan'daki anlık gelişmeleri sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin, sömürgeci politikalarına ayırdığı fonları arttırdı. İşgalci Çin, Doğu Türkistan'ı tamamıyla Çinileştirme planı kapsamında daha fazla Çinli yerleşimciyi bölgeye getirmek için Doğu Türkistan'daki yatırımlarını arttırmaya devam ediyor. Bu bağlamda Çin rejimi Doğu Türkistan'da toplam 3,3 trilyon yuan yatırımla 430 önemli projeyi hayata geçirmeyi planlıyor. İstiklal TV ekibinin takibe aldığı Çin Propaganda Ağı Tanrıdağ sitesinde 19 Nisan yer alan habere göre Doğu Türkistan'daki sözde Şinjiang Uygur Özerk Bölgesi hükümeti 2023 yılı kilit projeler listesini açıklayarak yıl içerisinde bölgeyi Çinileştirmeye yönelik 430 kilit projeyi planladığını ve bu iş için toplam 3,3 trilyon yuanın üzerinde yatırım yapmayı planladığı öğrenildi. Geçen yıl aynı dönemde yeni projelere ayırdığı bütçenin 2,7 trilyon yuan olduğu bildirilmişti. Çin hükümetinin yılbaşından şimdiye kadar Modern Sanayi Bölgesi adı altında toplam 2 trilyon yuan tutarında 191 projeyi hayata geçirdiği, bunlar arasında ağırlıklı olarak Doğu Türkistan'daki doğal kaynakların sömürülmesine odaklanan 229,9 milyar yuan tutarında yatırımla işletmeye alınacağı projeler temel olarak petrol ve gaz üretimi, işleme, kömür, enerji, kömür kimya endüstrisi, yeşil madencilik, yeşil enerji, pamuk ve tekstil, hazır giyim ve diğer önemli projeler içerdiği ifade ediliyor. Çin, daha önce Doğu Türkistan'da zorla çalıştırmanın olmadığını savunarak tarımsal alanların tamamen makineleştiğini iddia etmişti. Ancak ilgili uluslararası raporlar, kamp tanıklarının beyanları, Çin Komünist Parti rejim yönetiminin halkı fiziksel ve zihinsel baskı altına alma planlarının bir parçası olarak zorunlu çalıştırmayı sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Çin hükümetinin sistematik baskı ve asimilasyon zulmüyle dini, etnik, kültürel ve siyasal anlamda soykırıma varan faaliyetleri her geçen gün dünya kamuoyunun daha çok gündemine gelmesi gerekiyor. Çin hükümeti dünya kamuoyundan toplama kamplarındaki Uygur Türklerinin gerçek durumuna dair tüm verileri gizli tutmaya çalışırken aynı zamanda da bölgedeki insanlık dışı uygulamalarını sahte ve çarpıtıcı bilgilerle veya baskısı etkisi altındaki insanları zoraki ifade vermeye mecbur ederek yalanlamaya çalışıyor. Oysa Birleşmiş Milletler'in resmi verilerine göre Pekin idaresinin soykırım uyguladığı Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında yaklaşık 2 milyondan fazla Uygur Türk'ünü rızası dışında zorla tutuyor. Bu sayı kamp tanıkları ve Çin kaynaklı belgelerde ise 2016'dan beri 8 milyon insanın dönüşümlü olarak alıkonulduğunu gösteriyor. Gelinen noktada ise Çin'in sistematik baskısı ve şiddet politikalarına maruz kalan Doğu Türkistanlı Müslümanlar birçok yönden topyekün imha ve milletçe yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Rapor: Doğu Türkistan'daki soykırım devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı 2023 İnsan Hakları raporunu 22 Nisan 2024 Pazartesi günü yayınladı. Raporda Çin'in Doğu Türkistan'da soykırım yaptığı yenilendi. Amerika'nın sesi Vivo'nun haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü İsrail-Filistin Savaşı, Rusya'nın Ukrayna işgali ve Çin'in Doğu Türkistan'da Uygurlara ve diğer Türk etnik gruplarına yönelik soykırım ve insanlığa karşı suç işlediği bir kez daha vurgulanan 2023 Her Ülkenin İnsan Hakları Uygulamaları raporunu yayınladı. Raporda Çin'de yıl boyunca özellikle de Doğu Türkistan'da Uygur Müslümanlarına ve diğer dini inançlara mensup kişilere karşı soykırım ve insanlığa karşı suçlar işlemeye devam ettiği öne sürüldü. Raporda Çin, 2017'den bu yana 1 milyondan fazla Uygur'u ve Müslüman kökenli diğer etnik gruplardan insanların keyfi olarak tutuklandığı ve onların yargılama olmaksızın gözaltı kamplarına ve hapishanelere kapatıldığı, sağlıksız şartlarda köle işçi olarak zorla çalıştırıldığı vurgulandı.
Raporda ayrıca ABD hükümetinin Hong Kong'daki insan hakları sorunlarına ilişkin endişeleri de dile getirildi ve Çin'in 2023 yılında Hong Kong'da insanları siyasi özgürlük ve özgürlükten yoksun bırakmaya devam ettiği belirtildi. Raporda Çin rejiminin yasa dışı infaz, zoraki kaybettirme, hapishanelerde işkence, ulus ötesi baskıları, insanların özel hayatlarına keyfi müdahaleleri, ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlamaları, basın özgürlüğü, internet özgürlüğü, barışçıl toplanma özgürlüğü, din, inanç özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, hareket ve ikamet özgürlüğüne katı kısıtlamalar, insan ticareti ve zorla çalıştırma, yasa dışı organ ticareti gibi alanlardaki ciddi hak ihlalleri bir bir sıralanıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yıllık raporu, 7 ana alanda yaklaşık 200 ülke ve bölgedeki insan hakları konularına odaklanıyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, rapora karşı Pekin'de düzenlediği basın toplantısında tüm suçları reddederek, ABD'yi insan hakları bahanesiyle diğer ülkeleri karalamakla ve iç işlerine müdahale etmekle suçladı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Özgürlük, İnsan Hakları ve İş Etiği Üst Düzey Temsilcisi düzenlediği basın toplantısında Dışişleri Bakanlığı Blinken'in 24-26 Nisan tarihleri arasında Çin'i ziyaret edeceğini, Çin'le insan hakları sorunlarına ilişkin en üst düzeyde ve en net şekilde gündeme getirileceğini açıklamıştı. Efendim, bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.